Sevgili dostlar, canlar, kardeşlerim, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Angels Academy, pazartesi akşamı canlı yayınından selamlar ve sevgiler yolluyoruz sizlere. Bugünkü canlı yayınımızda herhangi bir çalışma yapmayacağız. Cuma günkü canlı yayınımızda sizlerden gelen o güzel önerilerden yararlanarak bir çalışma konusunu belirleyeceğiz. Ve sizler bizim için bu anlamda çok değerlisiniz. Yazdığınız her türlü öneriyi değerlendiriyor ve o önerileriniz doğrultusunda çalışma planlıyoruz. Bugünkü canlı yayınımızda soru cevap ve tarama yapacağız. Ama daha çok soru cevaba yer vermeyi düşünüyoruz. Çünkü onlardan çok güzel sorular cevaplanıyor ve hepiniz de o cevaplarla aydınlanıyorsunuz. Farkındalıklarınız çoğalıyor. Onun farkındayız. Sevgili canlar, her canlı yayına başlarken sizlere kısa kısa bazı konularda hatırlatmalar yaparız. Bugün de sizlere, bakın geçtiğimiz hafta sonu bir seçim geçirdik. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun, insanlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Seçim sürecinde ve bugünlerde birbirinizi kırmamanızı önemli istedik ve hatırlatmalarda bulunduk. Provokasyonlardan korktuk ama çok şükür ki hiçbir olumsuzluk yaşanmadan bu süreçte sona erdi. Bizlere hayatın içinde her an gösterilen, görebilenlere gerçekten gösterilen hayat dersleri var sevgili kardeşlerim. Bugünkü sanırım YouTube kanalımızda Angels Academy'nin onlardan bir tanesini paylaşmış arkadaşlar. Kar tanelerinin bize verdikleri hayat dersini anlattık size. Öyle güzel bir ders ki tam da bugünler için lazım olan bir ders. Dedik ki kısa ve öz olarak o kar taneleri o bulutlardan toprağa doğru muhteşem bir seyahat gerçekleştiriyor ve yol boyunca, o seyahat güzergahı boyunca hiç birbirleriyle kavga etmeden, hiç birbirleriyle mücadele etmeden kardeşçe yan yana o toprağa bereketi getiriyorlar. Bizler de kardeş olarak, dost olarak, yan yana olarak iyilikleri çoğaltarak, iyiliklerin çoğaldığı bir ülkede kardeşçe, dostça paylaşarak çoğaltabiliriz ve güzel ve daha yaşanabilir bir ülke hepimizin olur. Dedikten sonra Maria hocanızla birlikte canlı yayınımıza bugün de başlıyoruz. İyi akşamlar sevgili canlar, sevgili şifa meleklerimiz. Evet, bu canlı yayın öncesinde de yine el sallayan bütün kardeşlerime ben de el sallıyorum, biz de el sallıyoruz. Habibe İzmir'e bizden de selamlar. Dünyanın her yerinden katılıyorsunuz. Avrupa'dan, başka ülkelerden ve ülkemizin, o cennet ülkemizin her köşesinden katılıyorsunuz. Sorular soruyorsunuz. Canlı yayında beden ve çakra taraması yaptırmak istiyorsunuz. Ve bizler de sizlerden gelenleri cevaplandırmaya çalışıyoruz. Eylül ayından sonra mucizeler bekleniyor. ve hatta Mehdi'nin gelişi ne düşünüyorsunuz? Seda Nur Turhan mı? Tarhan mı? Canım kardeşim 2023. Bu kadar erken değil. 2023 bizim yılımız. 2023 yılı dünya için zor geçse de, ülkemiz için de zor geçse de sonunda çok güzel günler, bu acılar sonrasında çok güzel günler bizi bekliyor. Hayırlısıyla diyorum, inşallah diyorum. Öyle olacağını biliyoruz ama. Şunu da söyleyelim mi Maria hocam? Biz bu seçimin sonucunda hiçbir şeyin değişmeyeceğini
Birinci tur için söylemiştik ama ikinci tur için hiç kimseye söylememiştik. Ama onda biliyorduk. Var, ilk ayda. Biliyorduk. Hatta ikinci tur için de galiba söyledik. Hafifçe bir ipucu verdik. Sayın sevgili İlkay'la yaptığımız programda birçok şeyi bazen bilip de söylememek, söylenmemesi gerektiği için gerekir ya, hani hak veririz. Diye bunu yapıyoruz. Hassas davranmak zorundayız. Beden ve çakra taraması yapalım. Hocam lütfen diyen bir Seda öğretmenim var benim. Bir de kalp, bir de çiçek koymuşsun. Bugün rozet yok mu sevgili canlar? Evet, henüz rozetlere henüz başlamadık. Henüz rozetlerimize başlamadık mı sevgili melekleri derneği adına? Evet, sevgili hocam, sevgili hocam, Huriye Ecevit el salladı, Denizli, sana da biz el salladık Huriye'm, şifa meleğin. Kamerayı çevirirseniz düştü herhalde, katılamadı. Seda hocam, katılamadın, katılmaya çalışırken yanlışlıkla elindeydi, durağanlık dedi, durağanlık dediniz, durağanlık, evet, ne demek istedik hocam biz yani, durağan derken, değişmiyor. Değişim yok. Duran gidiyor her şey. Aynı çizgi üzerinde. Evet, öyle demiştik. Hatırladım o kelimeyi. Kardeşim de hatırlamış. Duran gözüküyor. Yani hareketlilik ve değişim gözükmüyor. Evet. Bazen ağzımızdan çıkan kelimeler birebir bizim değil de başka kelimeler gibi olabiliyor. Adaletini, Rabbimin adaletini niyet ediyor. Canım kardeşim, hepimiz ona niyet ediyoruz. Allah şöyle, bizi yönetenlere de aslında hepsine bir şey söylemek lazım. Onlar mutlaka bilirler ama Allah'ın adaletini. Eğer bir insanın biyopsi sonucu bekleyen bir kardeşimi aldım. Hakkını yiyerek bir yerlere gelmek ya da hakkını yiyerek doymak. Doyduğu halde biraz daha çok doymak. Bu ülkeyi yönetenler için. Kamerayı çevirdin mi? Evet. Kamerayı çevirdin. Evet, aldım. İyi akşamlar. Biyopsi evet, sonucu, biyopsi bekliyorsun. Yazdım ve aldım. Hadi inşallah bakalım. İsim neydi bu arada? Sevinç benim ismim. Sevinç. Keşke bir de internete temiz kalsın ama biyopsi sonucu temiz canım. Çok teşekkür. Bir aydır bekliyorum hocam. Çıkmadı. Çıkmadı. Hala bekliyorum. Niye o kadar uzun sürdü? Bilmiyorum. Yarın evet, tekrar gidelim kaneye artık ama. Aha. İyi, korkmadan gidebilirsin o zaman. Ay, çok, çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Sizler nasılsınız? Ne var ne yok? Biz de iyiyiz. Cuma günü annemin sizinle zaten bir görüşmesi var. Çakra taraması yapılacak. Harika. Heyecanlı olmak istiyoruz. Evet. İnşallah peki. Peki neden biyopsi aldırdın? Yani neden böyle bir şey... Tiroitte nodül vardı hocam. Tamam, nodülün temiz ama büyüme var nodüllerinde. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Büyümeden ziyade içerisinde küçük kireçlenmeler varmış. Ama ondan şüpheler. Yani bu herhangi bir lezyon değil. Ama büyümeyi sevmeyiz. Aslında dikkat etmemiz gereken o. Ondan sonra bunlar neden büyüyor? İçinde biriktirdiklerin var. Onları bir şöyle bir ağzından dökersen şuradaki tiroidlerini rahatlatacaksın. Hiç kimse senden değerli değil. O yüzden öncelikle o içine attıkların her neyse
Onları bir Evet. sesli bir şekilde boşaltırsan kişinin yüzüne söyleyemiyorsundur. Resmine, gözlerinin içine baka baka kapat kendini odaya. İçinde hiçbir şey hissetmeyene kadar boşalt o içini bir güzel. Ondan sonra insanlara hayır demek yerine neyi, yani bu kadar zor bir şey değil. Herkesin kendine karşı da bir kul hakkı var. Kendini hasta etmeye de değmez. Onu da yap. Hiç mi söyleyemedim? Bir bardak su al. Su canlıdır. Suyun içine söyle. Ondan sonra o suyu evin dışında toprağa şifa niyetine döktükten sonra o bardağı sirkeli suyla yıka. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Kardeşim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hoşça kal. Evet. Sizi aldım yayından. Kardeşini almak istiyorum. Evet. Seda öğretmenim, az önce canlı yayını aldım diye çok sevindin. Biliyorum. Elindeydi. Çevirmeye çalışırken, şimdi lütfen değmesin, yeniden aldım. Şöyle bir ok işaret. Evet, başardım. Evet. Başardım. Oldu. Başardım. İlk defa bağlanıyorum çünkü. Merhabalar. Canım, biraz internetin iyi Merhaba. çektiği bir yerde hareket halinde misin? Evet, iyi mi Yok, böyle? Yok, evdeyim değil. ama internetle Günde alakalı sorun olabilir. full. Evet. Yer değiştirebilirsiniz. Ya şöyle bir modeme yakın bir yere yok mu? Modeme Benim her zaman yakınım da orada. galiba bulunduğumuz ortamda şu an sıkıntı var. Çok mu kötü internetim şu an? Canım, sorunu sor. İsim neydi? Seda Seda. mıydı? Evet. Seda. Evet Beden ve hocam, sakın gözler görünüyor. yapma şansımız var mı ya da Çakra mühürlü, iki mühürlü, üç mühürlü, dört mühürlü, beş mühürlü, altı mühürlü, yedi zaten doğumla açılır, ölümle kapanır. İşlemlerin çok taze. Taze işlemler, negatif işlemler. Hocam, negatif enerji temizliği dediğim temizliğe acil olarak ihtiyacın var. Az önce kullandığın o sıkıntı kelimesini de bir daha kullanma, olur mu hayatımda? Ağzımızdan ne çıkarsa o bize yansıyarak İptal geliyor. ettik. O sıkıntı İptal et. kelimesini iptal ettik. İptal ediyorum. Her şeyin iyi olmasına niyet edelim. Her şeyin iyi olduğunu söyleyelim. Allah'ın izniyle de iyi olsun. Bak, canlı yayına katıldın. Bir Evet. kere katıldın, korktum. Ama ben senin çok sevindim, sonra da üzüldüğünü biliyordum. Ve dolayısıyla yeniden aldım. Başka arkadaşlarım ısrarla yazıyorlar, hocam beni de, beni de diye. Ben Çok sizi yeniden teşekkür aldıysam eğer, demek ki iyileşme vaktim gelmiş hocam ederim. ya. Şu Evet negatif hocam. enerjileri, onları bir temizlettir hocam. Ara asistanlarımızı Allah'ın izni ve yardımıyla inşallah. İnşallah Muhteşem bir hocam. yayın. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Hoşça kal, bay bay. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Hocam, o kadar çok katılım isteği var ki, beni de yayına alın diyen kardeşlerim, ben kendim kurtulduğumu düşünüyorum. Bakmanız mümkün mü? Nilay Bakır. Adını andım. Bakalım peki. Evet Nilay'cığım, bakalım bakalım kurtuldun mu? Ne yaptın kurtulmak için? İnşallah kurtulmuşsundur. Evet Nilay, aldım yayına, şanslısın. Merhaba. Canlı yayındasın. Merhaba, Teşekkür nasılsınız? ediyorum. Nilay'cığım. Işık açayım değil mi? Evet, Tamam. harika böyle. Gözler çıksın canım, yukarıya doğru kamerayı bak. Yüzün, evet biraz Yüzün, daha. evet harika Aynen. böyle Nasıl Nilay. kurtuldun Nilay'cığım? Şimdi şöyle, çok da kelime olarak ifade etmek istemiyorum arkadaşları da etkilememek adına ama ben hani daha önce sizin bahsettiğiniz bir tarot işleriyle ilgilendim. Tarot Tamam. çalışmalarıyla ve buradan bazı negatif tesirler aldım. Benim hayatımı kısıtlamaya başladılar. Çok yoğun bir şekilde etki almaya başladılar. Fakat yine Allah'ın izniyle bir gece rüyamda bazı ayet duaları okumam söylendi. Annemin özellikle. Ve Eyüp Sultan Hazretlerine gitmemi, orada bir süre kalmam söylendi. Tamam, çok Ben güzel. de bu şekilde Eyüp Sultan'a gittim.
Çok yoğun bir şekilde başımın üzerinde ateşler yandı. Çok yoğun bir şekilde yaklaşık 2 saat kadar kaldığım söyleniyor ailemce dışarıda. Fakat ben bunu anlayamadım. Eve geldiğimde çok rahatladım. Bütün o enerji blokajım düştü ama halen evin içerisinde tesirlerini hissediyorum. Sadece bana etkilerini çok hissetmiyorum. Ve bunun da biraz rahatsızlık boyutuna etkilediğini hissediyorum yakın dönem içerisinde fiziksel olarak. Çok fazla yönlendirmelerimi kesildi. Yani yönlendirme aşamaları kesildi. Ama bir nefes darlığı ve halen üzerime gelmeyi hissediyorum açıkçası. Çarpıntılarla devam ediyor. Çarpıntım, kas ağrılarım, sürekli evde oturma isteği, sosyal hayatı engelleme. Ama Aileler, evet. adetler, adet dönemleriniz aksıyor, Evet. ağrılı geçiyor, ayak Evet. ağrıları. Evet. Şimdi kartları serbest bıraktım. Denize attın mı? Attım, denize attım. Tabii. Denize Tamam, attığı, serbest harikasın. bıraktığı için bir rahatlama oldu. Evet. Üzerinde bir açılma oldu. O anda Eyüp Sultan'a gittiğin için tabii bir enerji akışı oldu. Üzerimdekiler şöyle bir kopmaya başladı ama hala üzerim dolu. Yani bu kadar hızlı temizlenmesi mümkün değil. Mesela çarpıntın devam ediyor, zihnin hala konuşuyor, kasılmaların var. Sadece ne yaptın? Onu kendinden özgürleştirdiğin için şöyle bir nefesin açıldı, bir gözünün önü Evet. açıldı. Ama şimdi temizlik zamanı. Onlardan bir kurtul, sonra da eğitime gel. Ki çünkü o kistler şöyle. Tarot baktığın için öncesinde, evet, rahim bölgesinde kistlerim var. Şu anda temiz de diyemem, kirli de diyemem. Korkacağım bir durumda değil. Ama tarot dönüştürür. Tarot hiçbir şeye benzemez. Enerji kirlidir. Dolayısıyla o kistler şu anda temiz bile olsa dönüşmeye hazırdır. Çünkü üstündekiler hani kısmen de olsa evet bir serbest kaldı. Ama hala üzerim dolu. Dolu olduğu için şu anda içten içten saldırıya uğrarsın. Neden? Üzerinde koruma yok. Koruma olmadığı için bu bedeninde sıkıntı yaratabilir. Vücudunda iltihap çok yoğun. Evet Nilay kardeşim, şimdi daha önceki bütün eğitimlerimizde ve her fırsatta bunu anlatırız biz. Saygı duyuyoruz o kardeşlerimize. Çok güzel kardeşlerimiz var. Bunu inanın zevk alarak, o hobi gibi geliyor. Ufak tefek meslek olarak bunu yapan Farkında ve para değiller kazananlar çünkü da neyle var. çalıştıklarının ne olduğunun. Sadece cevapları almak tatlı geliyor o anda. Bir de bağımlılık yapıyor. Niye? Tabii. Enerji zaten size o bağımlılığı yapıyor. Hani zihninize o bağımlılığı Hani veriyorlar. uyuşturucu madde bağımlılığı Tabii. gibi bir şey. Ona baktırtmadan rahat edemez insanlar. İçgüdüsel olarak Evet. çekiliyorsunuz. Gelen cevaplar, verilen cevaplar da hoşunuza gidiyor bir şeyleri Bir bilince. şeyler de oturuyor, cuk Ama oturuyor. vücuttaki enerjiden beslendikçe onlar sizde hastalık oluşur. Ama kurtulmuşsun, rüya rehberliği Harikasın. diyoruz ona biz, rüya rehberliği. O çok önemliydi. O rüyanda o rehberliği niye aldın çok önemli. Niye aldın biliyor musun? Ocakların muhteşem çünkü. Onlar artık sana yeter demek istediler, dediler. Ve sen de onlara uydun. Harika bir adım attın. Onlardan kurtuldun. Başardın onu. Artık biraz da temizlenme, farkındalığını biraz daha geliştirme eğitimlerle ve şifacı olma vaktin gelmiş. Tamam. Tamam. Peki bir şey sorsam. Mesela benim CRP'm çok yüksek çıkıyor. Dediğiniz gibi iltihap kanımda çok yoğun görünüyor. Kolesterolüm de çok yoğun. Bu CRP'nin yüksek çıkması yani iltihabın sebebi yine kanıtlardan mı Varlıklar. kaynaklı? Tabii Varlıklardan. varlıklardan, bedeninden besleniyorlar çünkü. Şimdi tarot herkes için söylüyorum. Sadece sizin için değil. Burada tarotla ilgilenen bütün arkadaşlar beni dikkatli bir dinlesin. Tarotun özü bedenindeki enerjiden beslenir ama diğer negatif enerjilerin haricinde müthiş bir iltihap oluşturur bedende. Çok ciddi bir, o CRP'yi bir türlü bitiremezsin. Hatta bunun tehlikeli bir boyutu daha vardır. Bir danışanımdan örnek vermek istiyorum. Üçüncü göz hiç duydunuz mu bir insanda? İltihapla oluşmuş Göz değil, üçüncü göğüs. göğüs. Göğüs, evet. Üçüncü göğüs oluştu. Ve doktorlara gitmesine rağmen hiçbir şekilde ameliyat da edemediler ciğerine sıçrar diye. Ve gittikçe kötüleşiyordu.
Ondan sonra minik bir kesik attılar ama o iltihap aksın diye kara merhemle bir tedavisini yapmaya çalıştılar ama gene de çekemediler o iltihabı. Neden? Vücut üretiyor bunu sürekli. Bu üzerine tarot kartlarının varlıkları farklı bir şeydir. Hiçbir şeye benzemez. Ve en son bir öğretmen arkadaşının vasıtasıyla bize ulaşmış. Kartlarını atmasını istedik. Kartlarını atmasını istedikten sonra şifa çalışmasına başladık. Yavaş yavaş o göğüs küçülmeye başladı. Çünkü bedeni temizlendikçe o vücudunun ürettiği iltihap vücudu yara da döküyordu. Bir süre sonra bunlar dinginleşmeye, yavaş yavaş yok olmaya başladı. Ama çok uzun bir süreçti onu temizlemek. Üstelik de hani çok uzun bir süreçti. Bir de kişi için de eziyetli. Ortalama sanıyorum 14 yıldır tarot bakıyordu. Ve 14 yıldır bedeninde birikenler böyle bir şeye sebep olmuştu. Yani tarot dediğimiz şey budur. Bütün arkadaşlara sesleniyorum buradan. Lütfen özellikle gençler çok meraklı. O kadar meraklılar ki. Standart olarak bir şey daha oluyor değil mi hocam? Yuvalar dağılıyor. Canım kardeşim, eşler arası soğuyor. Tabii araya girerler. İlişkiler kopuyor. Bambaşka bir dönem oluyor. Yani mutlu bir yuvadan daha az mutlu bir yuvaya, hatta mutsuz bir yuvaya doğru bir geçiş yaşanıyor her zaman. Ne olur kurtulmuşsun canım Bir kardeşim. de baktıranlar için söylemek Evet. istiyorum. Şimdi evet tarot bakan biri var. Bir de baktıran kısım var. Bakabilmek için de kişinin enerji alanına girmek lazım. Dolayısıyla enerji alanına tarotta girdiği zaman ne oluyor? Üzerindeki varlıklar baktıran kişiye de bir kanal açıyor. Ve bu kanalla diğer kişinin üzerinden de beslenerek enerjisini arttırıyor. Tarot bakan kişi değil bakın. Tarottaki varlıklar kanal açıyor o kişinin üzerinde. Böylece bir de baktıran kişide bir negatif enerji, tıkanıklık, blokaj, bir de hastalık oluşuyor. Bununla birlikte baktıran kişi de bağımlı oluyor. Sürekli baktırmak istiyor. Neden? Üzerinde bir kanal açılmış ya, enerjisi vakumluyor, çekiyor o kişiyi sürekli baktırması için. Canım kardeşim, harika bir katılım oldu. İlk Teşekkür ederim. canlı yayını aldım seni. Teşekkür ederim. Birçok insana ulaştık bu Çok konuda. sevgilerimi iletiyorum. Aslında Çok sağ olun. Hoşça iyi kalın. akşamlar. İyi akşamlar. Bakalım. İyi akşamlar. Canım kardeşime verdiğimiz cevap aslında birçok kardeşimize verildi. Bu önemli konuya biz her zaman çok açık ve net anlatıyoruz. Çünkü anlatmayacak olursak iltihaplı romatizma, Melahat kardeşim de varmış. Kalçada, ayak bileğinde ne yapabilirim hocam? Birincisi negatif enerji temizliği alabilirsiniz. Ve negatif enerji temizliği ile birlikte bizim ürünlerden kullanın. Okra diye bir ürünümüz var. angelslife.com.tr'den temin edebilirsiniz. Okra vücuttaki iltihabı temizler. Kemik ve kaslara çalışır. Dizdeki sıvıyı tamamlar. Dizdeki kireçlenmeleri çözer. Aynı zamanda ne yapar? Kemik de kaybolan kolajenin takviyesini verir. Hocam İçinde yalnız yoğun kolajen takviyesi vardır. Ve kemik ve kasların, kemik erimesinin durup kemik ve kasların yeniden güçlenmesine faydalı olabilir. hocam sadece okra değil ama okra negatif enerji Tabii. temizliğiyle birlikte olunca Birlikte fayda dedim sağlar. zaten. Ama okrayla birlikte lotus kullanın. Neden? Kireçlenmelerin de çözülmesini istiyoruz. Evet. Hem de lotus ne yapar? Bütün organlar, çöpçüdür lotus. Bütün organlardaki çöpleri temizlemeye yardımcı olur. Damar tıkanıklığını açar aynı zamanda. Açar demeyelim, açmaya yardımcı olabilir diyelim. Tabii ve Evet. gıda kurallarını bozmayalım. Kişniş çayı da yıkayıcıdır. Diğerinin temizlendiğini yıkayarak dışarı atılmasını sağlar. Ve böylece çok faydasını görürsünüz. Evet Çağla kardeşim, biz de sizi çok seviyoruz. Tuzlu sularla oruca devam edebilir miyim? Hocam? Tuzlu sularla oruca Edebiliyorum. devam derken çok Anlaşılmadı. anlamadım. Hani tuzlu Çağla daha suları açık içmek yazar mi? mısın? Tuzlu su suyla biz arınma öneririz. Rahatlamanızı sağlar Tuzlu ama suyu içmeyi değil. içmeyi değil. Öyle bir şey yok. Aynı su içmiş gibi olursunuz. Oruca böyle devam etmenizi biz uygun görmüyoruz. Sürekli kabus görüyorum. Evet hocam, buna Kişinin lütfen üzeri çok cevap doluysa ver.
Çakraların mühürlü olabilir. Enerji kanalları oluşmuş olabilir veya üzeri negatif enerji doludur. Kabus görür, karabasan gelir, sürekli boşluğa düşer. Bunun gibi şeyler hissediyorsanız üzeriniz dolu demektir. Negatif enerjinin varlığının en büyük sebebidir. Kanıtıdır. Yani göstergesidir. Evet hocam. Evet. Negatif enerji temizliği aldığınızda rahatlarsınız. Tekrarlayan demir eksikliği. Tekrarlayan demir eksikliği genellikle negatif enerjiden kaynaklıdır. Çünkü negatif enerji hem kanımızdan hem canımızdan beslenir. Bedenimize yerleşir, organımızın içinde yuva yapar ve üzerimizden beslendiği için siz ne kullanırsanız kullanın demir hapı olarak, demir takviyesi olarak sürekli başa dönersiniz. Evet, bir kardeşim yayına katılmaya niyet etti. Bakalım niyeti gerçekleşecek mi? Aldım yayına. Cavuz ye. Hakikat yolcusu. Sizi de aldım. Bakalım iki kişi aynı anda canlı yayına alabildik zaman içerisinde. İkinizi birden aldım. Bakalım hanginiz katıldı? Tuzlu suyla beden temizliği yapıyor. Yapabilirsin, orucun bozulmaz. Beden temizliği yaptığında oruç bozulmaz. Evet, aldım yayına. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Yan yana iki kişiyi aynı anda. Merhaba hocam. Yok, internetlerinizde sorun var. Ama soldaki kardeşim kaldı. Sizi tanıyabilir miyim? İsmim Arife hocam. Arife Hanım, hemen sorunuzu alalım. Gözünüz gözüküyor şu anda. Gayet iyisiniz. Hocam, göğüslerim benim sürekli iltihap oluyor da onu sormak için aramıştım. Bir de çakra taraması yaptırmak istiyorum. Ne şekilde iltihap oluyor? Bebek var mı şu anda? Şu an emzirmiyorum hocam ama arada arada bir iltihaplaşma oluyor. Enfeksiyon şeklinde. Tamam. Başka ayaklarında? Ayaklarım, ayak arkaları çok ağrıyor dizi altında. Ne iltihaptan dolayı? Evet. Aslında vücudun iltihap olarak hani vücudunda çok yoğun iltihap var, sıkacak yer aradığı için göğsünde sürekli iltihap oluyor. Evet. Gene negatif enerjiden, zaten zihnin de çok konuşuyor, bebeğinin de korkusu evet. var. Negatif enerji temizliği al lütfen. Negatif enerji temizliği ile birlikte gene aynı şekilde okra, lotus, bir de kişniş çayını kullan lütfen. Bir de cildinde egzama mı var? Ne var cildinde? Bağırsaklardan kaynaklı. Alerjik. Alerjenlerin var. Herhangi bir şey yok hocam ama. Kaşıntı. Kaşıntı, kızarma, hassasiyet. Ne yaşıyorsun? Alerjik bir cildin var. Kaşıntım yazın oluyor hocam. Sıcaklar basınca oluyor genelde. Kışın olmuyor da yazın Aha. oluyor. O zaman bir de asparagus ekle lütfen. Cildin için o cildindeki alerjiyi temizlesin. Hem şeye detoks yapsın vücuduna. Cilt nemlendiricisidir asparagus aynı zamanda. İçten dıştan nemlendirir. Dalağı temizler, akciğeri temizler. Cildini rahatlatacak hem de içten dıştan o dokuyu iyileştirecek. Onu da birlikte kullanırsan çok rahat edersin ama tabii ki yanında mutlaka enerji temizliği. Çünkü kökünü yok etmek lazım. Hani bir şeyi yok etmekten ziyade kökünü de, sebebini de ortadan kaldırmak lazım. Tamam hocam. Evet kardeşim, iyi akşamlar. Sağ olun. Hayırlı akşamlar hocam. Teşekkürler. İyi akşamlar. Evet. Gülperi Polat. Aldım yayına kardeşim. Herkese iyi akşamlar. Orhan Bey. Merhaba. Evet, Gülperi aldım. Gülperi mi adın? Yok. Ben annemin hesabından benimkisinden istek attım olmadı. Tamam. Merhaba hocam.
Hangisinden gelirse. Hadi bakalım. Evet, ismim Asena. Asena. Evet, sonra Asenacığım. Ben beden ve çakra taraması yaptırmak istiyorum. Senin ilişkilerin hep kopuyor mu Asenacığım? Evet, doğru. Evet. Şöyle, aura tamamen siyahlaşmış. Aura delik deşik olmuş. Biz auramızdan akan enerjiyle karşılanırız. Auramız parçalanmış olduğu zaman görünmez oluruz. Evet. Fark edilmeyelim. Auramız pırıl pırıl ve rengarenkse bütün insanlar bizim etrafımızda olmaya başlar. O yüzden gene enerji temizliği ama anneden geçiş, annenin üzerine de enerji kaynıyor. Ve doğarken de seni doğururken de sana aktarım vermiş. Kaç bir kardeş? Zaten Asena kaç kardeşsin? Dört kardeş. Dört kardeş. Diğer dördü nasıl? Onların hayatları, anne onlarda da kısmet kapalılığı var. Hep anneden geçiş. Aynı anneden geçiyor çünkü. Evet. Ve anneyle birlikte temizlenirsen hayatın akışı değişir, odaklanma problemin de geçer. Ya çok teşekkür ederim hocam. Peki bende negatif enerjiyle alakalı bir temizlik var, gerekiyor mu? Herhangi bir şey var mı? Söyledim, annenle birlikte. Anne. Annenle birlikte temizlenirsen bunlar geçer. Anne ve dört çocuk temizlenmesi lazım, evet. Kısaca. Evet, güzel çok kızım. Çok var. Evet hocam. Peki anneme olan negatif enerji daha öncesinden mi var? Hani ona yapılan bir işlemler mi var? Aynen öyle. Aynen öyle. Ya peki kim tarafından yapılmış? Ne? Canım o kadarına girmeyelim. Hiç gerek yok girmeye. Önemli olan şey farkına varmak. Önemli olan annenin ve sizin bundan sonraki hayatınızın güzelleşmesi, annenizin de sağlığı düzelsin. Bunun da bir takım evet. sorunları var. Sağlık problemleri de var. Onlar da geçer. Babadan kaynaklı herhangi bir şey yok değil mi? Babadan geçiş olmaz canım, anneden olur. Ama baba vefat ederse babanın üzerindeki çocuğa miras kalır. Ama hani doğuran anne olduğu için, anne kordonundan aktarım olduğu için anneden geçer. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim bye hocam. Bye. Çok sağ olun. Hoşça kal güzel ol. Kızım. Sağ olun. Evet. İşte bazen biz böyle sevgili canlarım, kardeşlerim, hani çok güzel oluruz ya da çok yakışıklı oluruz. Bu yetmiyor biliyor musunuz? Yani inanın yetmiyor. Çünkü çok güzel ya da çok yakışıklı fiziki olarak olabiliriz ama enerjilerimizin de çok güzel ya da yakışıklı olması önemli. Beyhan Hanım, aldım yayına. Pardon. Bir de kamerayı çevir. Lazım, pardon. Özür dilerim. Nasıl alıyorum? Özür dilerim, hiç beklemediğim yerden geldim. Mutfağınızı gördük. Şimdi sizi görelim. Salondayız. Salondayız, tamam. İsim neydi? Beyhan. Beyhan Hanım. Beyhan, buyurun Beyhan Hanım. Ah, çok teşekkür ederim öncelikle. Sizinle tanışalı birkaç gün oldu ama gerçekten çok keyif alıyorum ve çok bilgileniyorum açıkçası. Emeğinize, ruhunuza, her şeyinize sağlık diyorum o zaman ben de size. Allah'a şükürler olsun. Ben de senelerdir geçmeyen bir şey var. Strese dayalı ekzema dedirmişti doktor da. Acaba bununla ilgili mi bir şey mi var? Bir de geçenlerde bir meditasyon yaptım. Sol bacağımda bir nasıl diyeyim huzursuz bacak sendromu yaşadım. Sağ bacağımda da 95 senesinde bir kırık olmuştu. Kırık yerim hiç ağrımazdı. Sızı hissettim. Bunun meditasyonla ilgili bir şey mi olduğunu düşünüyorum. Meditasyonun konusu neydi? Negatif enerjilerden kurtulmakla ilgili megahertzli falan bir şey. Şimdi Arı kovanının içine, o yüzlerce ya da binlerce arının olduğu kovanın içine şöyle eldiven falan takmadan elinizi şöyle sokarsanız, o arılar sizi sokar değil mi? Evet. Şimdi meditasyon yapmak o kadar güzeldir ki, o kadar tatlıdır ki, nefes almak, meditasyon hepsi çok güzel. Ama canım kardeşim işte biz bunu söylüyoruz.
O meditasyondan istediğimiz gibi faydalı sonuçlar elde edebilmemiz için bizim önce biraz temiz olmamız gerekir. İnanın bana ki burası çok önemli. Aynen söylediğim örneğe benziyor. Sizler öyle bir iyi niyetli olarak onu yapıyorsunuz ki farkında olmadan riskli, bakın Allah korusun diyorum, Allah korusun. Bazen bazı insanlar yapıyorlar bu hatayı. Öyle hatalı işlemler, çalışmalar, enerji çalışmaları yapıyorlar ki böyle bir konunun meditasyonu olmaz ki. Negatif enerji meditasyonla temizlenemez canım kardeşim. Keşke temizlense. Tam tersine uyuyanları uyandırıyorsunuz. Size saldırması gerekenlere dürtüyorsunuz. Hadi gel bana saldır diyorsunuz. Hani negatif uyandırıyorsunuz. Enerji evet. Temizlemenin kuralları vardır. Megersin önemlidir. Koruman tabii. Önemlidir. Meditasyon ne işe yarar? Zihni sakinleştirmeye. Ne yapar bize? Hani travmalarımız vardır. Travmalarımız da bizi rahatlatır. Beyin dalgalarımızı bize güç verir, dengeler. Beyin dalgalarımızı aynen frekansımızı değiştirerek oradaki konunun zihnimize geçişini sağlar. Bir yandan da meditasyon anı zihnimizin dinlendiği tek andır. Ama negatif enerjilere çalışırsan Ayhan Hocam'ın dediği gibi akrep kovanına elini sokarsın. Ben arı kovan arı dedim. Hocam bir çan akrep değil. Akreplerin işi bence arı bile değil. Canım kardeşim ne yap biliyor musun? Lütfen temizlenmek ihtiyacı var zaten. O dediğiniz strese dayalı denilen modern tıbbın söylediği ekzema, strese dayalı ekzema. Yani inanın bana ki bu modern tıbbın evet yapması gereken bir görev yapıyor. Biz onu seviyoruz ama yetersiz kaldığını da biz söylüyoruz. Her zaman sebeplerini de o bir tam günlük ücretsiz çakra eğitiminde net olarak niçin böyle dediğimizi enerji anlatıyoruz. Beğendi. Lütfen o ücretsiz çakra eğitimine bir katılın olur mu? 2 Temmuz'da var. Tamam. Bu arada herkes duysun. 500 kişilik kontenjan lütfen dolu oluyor, dolsun. Gelin o 500 kişiden biri olun. Orada anlattıklarımızı dinlerseniz canım güzel kardeşim şu anda ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Eğitimin içinde kendi kendinize bulacaksınız. Bu arada ben negatif enerji temizliğe ihtiyacınız var. Evet, negatif enerji temizliği hatta var. Lütfen fazlaca diğerlerine var. Bakın hiç kimseye acil demedim. Size acil diyorum. Neden? Göğsünüzde kistler var. Temiz korkma. Temiz. Ama vücudun kist üretiyor. Vücudun kist üretmesi çok güzel bir şey değildir. Bu negatif enerjilerin hani tam göğüs bölgene yerleştiği anlamına gelir. Rahim bölgende de gene kistlerim var. Hani korkacağım değil, temiz kistler bunlar. Bazen kistler gerçekten, bak kist dedim, herhangi başka bir şey demedim. Korkacağımız değil, daha böyle masum şeylerdir. Zarar vermez. Ama dönüşebilir mi? Türü dönüşecek türden değil. Ama vücudumuzda çok fazla kist olması da güzel değildir. Bu arada lotus kullan lütfen. Lotus. Dedim. Tamam. Moralin bozuldu, bozma. Bozulmasın. Bak, suratını astın. Şey, ne olur asma. Ne olur asma diyeceğim. Ama vücut bunu öğretiyor ya. Vücut bunu öğretiyor ya. Bu çoğalır. O yüzden bir an önce temizlen. İkincisi dediğim gibi lotus kullan. Vücudun birçok yerini dışarıya atsın. Bir. Tekrar asparagus kullan. Cilt ürünüdür asparagus. Egzamana iyi gelecek. Bir de kişniş çayı kullan. Vücudun kist ürettiği için normalde pumpkin de demem gerekirdi. Diyemeyeceğim. Onu kullanma. Ama kişniş çayını da yıkayıcı olarak kullanacağız. Çünkü ötekilerin temizlediğini bir şeyin yıkaması lazım. Bir yandan da enerji temizliği al. Sonra da ocaklığın aktifleşmiş, negatif enerjiyle birleşmiş, bundan dolayı oluşuyor kistler. Sonra da eğitime gel. Evet canım kardeşim, şimdi iki buçuk ay sonraya randevu veriyormuş asistanlarımız. Duydum, ben buna sevineyim mi, üzüleyim mi? Doğru yoldayız demek ki insanlar o beden ve çakra taraması seansı için bu kadar süre sonraya randevu alabiliyorlar. Sizin şu anda o randevuya ihtiyacınız kalmadı. Bu canlı yayında zaten söylenmesi gerekenleri söyledik. Evet. Direkt olarak enerji temizliği işlemi için asistanlarımıza ulaşın. Allah'ın izniyle inşallah. Tamam mı kardeşim? Çok, çok bekleyen var. Allah'a emanet olun. Hoşçakal. Bay bay. Şarjım bitiyor diyor. Hoşçakal. Siz de sevgiyle kalın. Beyhan Hanım. Evet. Şarjım bitiyor diye bir kardeşim yazdı.
ve ben de seni alıyorum. Demek ki şarjın bitmesinden korka korka şu an bizimle birliktesin. Hepinizi çok seviyoruz. Hepiniz çok değerlisiniz ama ben bu kardeşimi almak istedim. Evet aldım. Teşekkür. Şarj bitmedi. İyi akşamlar. Şarj bitmeden bağlanalım. Evet canım kardeşim. Evet. Sor, isim neydi? Uysal Akar. Öğretmenim. Ani öfke patlamalarım oluyor zaman zaman. Bir çakra ve ocaklık baktırmak istiyorum. Tamam bakalım. Şöyle kök çakra açık. 2-3 mühürlü. 4 açık. Yani açık artık mühürlü olduktan sonra açık olmasının bir anlamı yok. Anlamı yok. 1 açık. 2-3-4 mühürlü. 5 açık. 6 dengesiz ve zihin gene çok konuşuyor. Kulakta çınlamam var bir de. Hocam enerjiyle uğraşıyor mu biraz? Evet. Zaman zaman. Biraz evet, enerjiyle uğraştın mı hocam hiç? Enerjiyle ne kadar ilgilendin? Evet. Şöyle söyleyeyim. Zaman zaman hislerim altı kuvvetlidir diyeyim. Özel bir şeyim yok ama soydan gelen, atadan gelen bir böyle altıncı his kuvvetliliği var. Hocam peki hiç tılsım denilen konuyla siz yalnız ya da bir kardeşi uğraştınız mı? Yok. Peki. Hocam öncelikle o atadan gelen doğru. 10 numara bir ocaklığın var. Muhteşem. Çok güzel ocaklığın. Ama hocam onu artık kullanma zamanın gelmiş. Kullanma evet. zamanın gelmiş. Birinci önerim şu. Negatif enerji temizliği al hocam. Yarın asistanlarımıza ulaş ve onu al. Sonra az önce söylediğim o 2 Temmuz'daki ücretsiz çakra eğitimimize mutlaka katıl hocam. Evet, bir yine eşimle beraber izledik. Hayır. Katıldık. Tamam süper. Evet o zaman eğitime devam edin. O zaman edelim. Modül 1'e doğru yönünüzü belirleyin. Niyetinizi biyoenerji artı modül 1 eğitimi için niyetinizi edin hocam. Önümüzdeki günlerde takvim yeni takvim yayınlanınca bizim Angels Academy Instagram sayfasından biyoenerji artı modül 1 eğitimi katılın. Tamam hocam. İçinizle birlikte katılın hem de. Bakın son zamanlarda Garip Hoca katılanlar çok oldu. Şifa meleklerimiz çoğaldı. Sizin gibi olanlar, Maria Hocanızla benim gibi. İnşallah siz de hanımefendiyle birlikte katılın. Şey soracaktım. Tılsım dediniz ya, hani benim yapmam mı yoksa birileri tarafından bana yapılma olayı mı? Sanki siz biraz tılsıma karşı merak sardınız. Kitaplarla ilgilendin mi hocam? Evde o yönde kitapları okuyup orada yazılı olanlar ilginizi çekti mi hiç? Hani olmuştur zaman. Kitaplar evet, var bazı. Çünkü uğraşmış bir tılsımla ondan uzak durun olur mu? Hasta eder. Zaten bütün çakra dengenizi o tılsımlar bozmuş. Tılsım kelimesi sevgili Uysal hocam ilginç bir kelime ve cazip geliyor. Kulağa hoş geliyor. Tılsım. Hatta çok insandan duymuşsunuzdur. Bana kurşun işlemez diyor. Evet. Ben de bir dua var ki diyor boynumda diyor. Kurşun sıksalar bana geçmez tılsımım var diyor. Tılsım hiçbir zaman iyi bir şey değildir hocam. Tılsım varlıklarla yapılır. Bizim varlıklarla bir işimiz yok. Rahmani olan ya da olmayan ikisiyle de varlıkların ilgilenmiyoruz biz. İlgilenirsek o varlıklar bize ufacık bir fayda sağlar. 100 sorumuzun 70'ine doğru cevap alırız. 30'una yanlış cevap alırız. Onlar bize bir iyilik yaparlarsa bizden bir bedel alırlar. Bazen eşimizle aramıza girerler. Bazen kısmetimizden götürürler. Bir fayda verirler, bir zarar verirler. Bir fayda, bir zarar. Bir fayda, dengesiz. İki zarar. Bazen de 1'e 2. Evet, bu dengeye de şaşar. Evet, o yüzden gerek yok onlara seviyoruz. Hocam hiç ihtiyacımız yok. Allah'a emanet. Hoşça kal. İyi başka akşamlar. Kardeşlerim var bekleyen. İyi akşamlar. Evet, Sunacığım hemen cevap verdi. Çok teşekkür ediyorum sevgili Şifa Meleğim. Suna ve Asım'ım. Hemen cevap verdi. Angels Academy Instagram sayfasında eğitimleri takip edin ve alın diyor.
Rozet Hanım'ı kapalı ekranda, Hanife inan ki bilmiyorum o neden öyle olmuş. Ekipteki arkadaşlarıma bir soracağım. Ben de diyorum niye bugün kimse rozet almıyor? Bu teknik sebebin kaynağı nedir? Bir fikrim yok. Çocukluğumdan itibaren romatizma hastasıyım diyen bir kardeşim var ve aldım. Buradan çok şey çıkacak ben biliyorum. Bir insan çocukluğundan itibaren niçin hep aynı hastalığı konuşur, yaşar arkadaşlar? Her çocuk dünyaya sağlıklı olarak gelmeyi hak etmiyor mu? Allah bazı çocukları şanslı, torpilli, bazılarını torpilsiz. Şimdi sola bir sağa doğru ok görüyorsunuz ekranınızda. Ona basarsanız kamerayı çevirebileceksiniz. Evet, salonu geziyoruz. Koltuklarını İyi akşamlar. İyi akşamlar. Fatma mıydı? İsmin Fatma mıydı? Evet, evet hocam. Evet, şimdi niye çocukluğundan itibaren romatizma? Evet, anneden geçiştir. Çocukluktan başlayan bir şey. Birincisi, evinizde negatif enerji çok aşırı yoğundur. Bulunduğunuz yerde muhtemelen müstakil bir evdir. Evet. Çocukluğunda değil mi? Evet, çocukluğunda. Varlıklar orayı mekan edinmiştir. Hatta bir de define vardır. Yer altında, gönüllü bir şeyler vardır. Oradaki insanların hepsinin, orada yaşayan herkesin ayaklarında şiddetli ağrılar olur, romatizma olur, yürümekte zorlanır, bazen felce kadar gider. Hatta ben bir şey daha söyleyeyim sevgili canlarıma. Bir ev var, müstakil ve orada siz şu anda yaşıyorsunuz. Diyelim ki sizden önce orada birileri yaşamış olsun. O sizden önce orada yaşayanlara çok yoğun negatif enerji işlemleri o evdeyken yapılmış olsun. O size satsın ya da size kiraya versin. Siz o eve geçin oturmaya başlayın. İnanın ki aynı şekilde olumsuzlukları yaşarsınız. Size yönelik bir işlem yapılmasa bile o yaşanan ortam, oranın enerjisi kirli olur çünkü. Ama hanımefendinin sizin durumunuz Fatma kardeşim öyle değil. Anneden geçiş. Kaç kardeşsin Fatma? İki kardeş. Diğer kardeşini bana anlatır mısın? Benzer. Bakın bize bir... Abimde de genetik denilen bir romatizma tarzı var bizde. FMF ve bende bir de FMF'in üstünden ankilozan spondilit de var. İşte çocukluğumuzdan beri... Anneden geçişle birlikte o yaşadığınız evde bunun iyice yerleşip tetiklenmesi, define noktasında yaşamış. Yapılması gereken şu, annenizi sormuyorum bile. Bakın, iki çocuk doğurmuş, ikisine de benzer durumları göbek bağıyla aktarmış. Anne yarın öbür gün, Allah gecinden versin, bir gün vefat edecek olursa, ne varsa üstündeki o göbek bağıyla aktardığının da ötesinde, ne varsa annem çok genç yaşta vefat etti hocam. Gidecek, ebediyete intikal edecek. Annem evet, çok genç yaşta zaten vefat etti. Yine miras olarak üzerinize geçti. İşte, peki ne yapmam gerekiyor? Yükünüz ağırlaştı. Hem kardeşiniz, abiniz miydi? Hem o, evet. Hem siz. Birlikte bence mutlaka temizlenin. Negatif mutlaka enerji temizliği alın. Kurtulun onlardan. Bunu yaptırdıktan sonra yaklaşık bir 150 gün, 120 gün gibi süre sonra gittiğinizde yeniden o gittiğiniz güzel doktorlarıma siz zaten sonuçları yaşayacaksınız. Doktorunuza gidip dediğinizde ben iyileştiğimi hissediyorum. Şunlar olurken artık olmaz oldu dediğinizde tahlillerde çıkar zaten. Size diyecekler ki artık yok. İlaç kullanmana gerek kalmadı. İnşallah diyorum. Bu arada tabii yine hani iltihap için ve romatizma için okra lotus, kişniş çayını kullanın lütfen. Bir de idrar yolları iltihabı mı çok yaşıyorsunuz? Bir de yanında pumpkin ekleyin. Okra lotus, pumpkin, kişniş çayı. Okra lotus, pumpkin, kişniş çayı. Kişniş çayı. Tamam pumpkin hocam. Pumpkin aynı zamanda rahim bölgesini temizlesin. Pumpkin, lotus, okra, kişniş çayı. Pumpkin aynı zamanda bölgesini temizlesin. Benim çakra temizliği falan yaptırma ihtiyacım var mı hocam? Var. Tabii. Tam da zaten beden ve çakra taraması şu an yaptığımız işlemin adı.
Ona ihtiyacın kalmadı. Negatif enerji temizliği adı bu. Onu yaptırdığında zaten o çakraların ortalama da temizlenmiş 150 günlük oluyor. Bir enerji temizliğidir sizinki. Çünkü dediğim gibi o müstakil olarak yaşadığınız evden aldığınız enerjiler anneden aktarıp hepsi birleşmiş zaten. Bu arada yaşadığınız mekanda evler, onlar da temizlenecek. Onun için ekstra herhangi bir işlem yapmayacaksınız. Sizler temizlenirken birlikte o ev kullanıyorsunuz ya, orası da temizlenir. Ve güzel günler başlar inşallah. Allah'a emanet i̇nşallah. Olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar kardeşim. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi ki aldım yayına, ne demek. Şimdi benim bu güzel kardeşime aslında söylediğimiz şey toplumda birçok insanın yaşadığı durum. O anne dediğimiz, o hani cennetin ayakları altında olan o kadın, o güzel insan bunu bilerek yapmadı ki. Ona zamanında sorsalardı çocuğun mu sen mi diye, hayır derdi, bana gelsin de gelirse, çocuğuma gitmesin. Ama öyle olmuyor. O anne farkında olmadan aktarıyor. Bu elinde olarak planlı yapılan bir şey değil. Evet, bir kardeşimi alıyorum. Ebru, aldım canım kardeşim. Kızınla ilgili bir şey yazdın. Kızımda basınç yüksekliği var ve kulak çınlaması ve baş ağrısı oluyor. Evet, inşallah kızını görebiliriz Ebru'cuğum. Aa, hocam merhabalar. Ben şimdi kendim yazıyorum 3 seferdir ama çağırayım ben kendisini. Olsun. Tamam. Kısmetmiş, tamam. Güneymiş. Kusura bakmayın, ben yazıyorum. Bu kadar da beni çabuk alabileceğinizi de hiç düşünmedim. İyi akşamlar. Ya da bakın size bakacak Maria hocam. Tamam. Size söyleyecek. Sizin üzerinizden zaten kızınıza aktarım çok fazla. Kök çakra mühürlü, 2 mühürlü, 3, 4, 5, 6 mühürlü. Sizden kızınıza geçiş var zaten. Kızınızda panik atak da var. Ondan sonra mutlaka anne kız temizlenin. Evinizin içerisi de çok ağır. Burası sizin evinizse eğer. Evet. Evinizin içerisi de çok ağır. İşten başka çocuk var mı? Evet. Bir tane büyük kızım var. Evet. Onda da aynı benzer durumlar var. Onda da panik atak ve kasılma var. Odaklanma problemi bilmiyorum hanginizde var ama kızlardan bir tanesinde odaklanma da olması lazım. Temizlenin bir an önce. Üstünüzdeki işlemler çok ağır. Hocam erken menopoz kimde oldu? Erken yani, menopoz. Şu an gelen bilgi bana. Erken menopoz. Bazen erken 13 yaşında kız çocukları erken menopoz oldu. Biliyor yok, musunuz bunu, duydunuz? Yok öyle yok. Bir şey mi? Erken değil. Belki 35 yaşlarında, 40. Yani 13 yaşında değil. Şey hatırlamıyorum ama kendi annem için normal yaşlardaydı. 50-52 yaşlarında falan annem de olmuştu. Bu kişiden biri için öyle bir risk var. Bilmiyorum, hocam. Risk vardır. Canım kardeşim, sevgili kardeşim, siz ve iki kızınız birlikte. Çünkü o kızınıza baksak şimdi, o ona desek ki negatif aynı enerji şey, temizliği, bakın onu temizlemeye başlasak, biz böyle bir şey istemeyiz. Biz onu temizlerken göbek bağının geri kalan kısmı sizde ya, evet. Kesilse bile o bağ enerji bedenlerinde var gözükür bizde. Dolayısıyla da kızı temizlerken sizin hayatınız zorlaşır, sizin yükünüz artar çünkü. Ona dokununca siz zor duruma düşersiniz. Evet. Bundan dolayı anne ve kızı birlikte temizleriz biz. Sizi ve kızınızı, ama bir kızınız değil diğer kızınızı da aynı anda 3 kişiyi negatif enerji temizliği yaptırın. Tamam. Olur mu? Tamam. Allah'a emanet. Kullanacağım bir şey var mı başka? Önce temizlik başlayın. Önce temizlik, şu anda bir şey kullanmayın. Öncelikle temizlik. Sizden çocuklara, yani kısmetlerine kadar her taraf kilitlenmiş çocuklarda da. Travmalar da var bu arada. Ne çocukların travması bilmiyorum ama travmaları da var. Tamam. Tamam hocam. Çok teşekkür geçer ederim. İyi akşamlar. Her şey geçer. Her şey tamam. Geçer. Var ya tamam. Kulak çınlamaları geçer. Basınç denilen şey geçer. Her şey geçer canım kardeşim. Hatta o basınç geçtikten sonra gene ürün önereceğim ama önce o basınç bir geçsin. Hani bir rahatlasın tamam. Ondan sonra. Önce ürün tamam. Değil. Çünkü temizlik. Ürün de basıncı artacak. Neden? Enerji yüklü ürünlerde. Onu iyice sıkıntı yok. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. İyi Allah'a akşamlar. Emanet. Siz de sağ olun. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Erkekler de al diyen bir kardeşim var hocam, bir dakika dur. Hakikaten de az önce bir uysal hocam aldım. Astirnas. Kardeşim aldım seni. İnanın öyle bir çabamız yok. Buraya göre gidiyorum. Bazen evet, hiç öyle bir tercihimiz yok ama katılanların çoğu hanımefendiler olunca öyle oluyor. Evet, aldım. Selamünaleyküm hocam. Merhaba. Aleyküm Selam. selam. İyi akşamlar kardeşim. Hocam Buyurun. çakra Evet. İsim neydi? Astirnas Murat. Nasıl mı? Enerjiyle ilgileniyor musun? Nefes çalışmalarını yapıyorum. Nefes, tılsım, havas Yok. yok mu? Havas ilmi. Var değil mi? Havas Kitap ilmiyle. var evde değil mi? Kitaplar Havas var. Kitap ilmi. yok. Kitap yok, Kitap yok ama sadece. havas ilmiyle ilgileniyor. Evet. Evet. Hocanızdan kaçmaz vallahi hiçbir şey. Bak havas geldi, bilgi iç sesle. Tamam. Evet, kök çakra mühürlü, iki mühürlü, üç mühürlü, dört mühürlü, beş mühürlü, altı mühürlü, çarpıntı çok, nefes darlığı var, baş dönmesi var mı zaman zaman? Oluyor. Evet hocam. Ayaklarda da kasılmalar var, Yürüyüşte çarpıntı. ellerinde de uyuşma var Başlıklar zaman diye. zaman. Evet. Bir Şu anemşe. üzerindeki tılsımlardan bir kurtul, şu varlıklarını bir serbest bırak. Gel ocaklığını kullan. Muska var mı üzerinde Var. taşıdığın? Boynunda ya da kolunda ya da Var. evde. Muska. Yok, Taşıyor muska musun? yok. Yok. Hani muska dua. Dua diyorsun. Sen ona dua diyorsun. Birisine hocaya yazdırdığın ya da kendi yazdığın dua ya da muska evin bir yerlerinde. Bir Peki. ara bir hocaya gitmiştik. O yazmıştı bir tane. Bir Evet. an önce Temizlen. Kurtul temizlen ki onlardan. çok güzel olsun her şey. Tamam mı canım kardeşim? Kısmetin Tamam. de bağlı, kısmetin de akıllı. Temizlenince. Evet. Tamam. Sevgili kardeşim Allah'a emanet ol. Sağ İyi olun hocam. akşamlar. Allah'a emanet. Sevgili kardeşim, bugün de bu canlı yayının böylece sonuna geldik. Size bir şey söyleyeceğim. Bugün öyle bir yaşadığımız günümüzün içerisinde bir olay oldu ki bir kardeşimiz dedi ki günlerden beri hastaneye gidip geldiğini biz duyuyoruz. Çok da severiz kendisini. İsim vermeden konuyu anlatacağım. İsim vermeyiz biz. Her şey bizde saklıdır. Kendisinin müsaadesi olmadan isim vermeyiz. Yani hocam dedi, benim sürekli kanım fazlalaşıyor. Arada bir, ayda bir kere kan veriyorum. Dengede durayım diye. Böyle bir şeyi sizce Allah öyle bir şekilde bizi yaratır mı sevgili canlarım? Yaratmaz tabii. Allah her şeyi öyle bir otomatik olarak kendi kendimizi iyileştirecek şekilde bizleri yaratmış ki mükemmel buldum deyince ortaya biz insanlık çıkmışız, insanlar çıkmışız. İnanın bana daha birçok şey ama yaşadığı en önemli konu buydu. Ve işinde o kadar iyi ki, o kadar da iyi bir insan ki. Hem pırıl pırıl bir insan hem de yaptığı işin en iyi ustalarından birisi. Yani onun o sağlık probleminin açık ve net söylüyorum. Açık ve net. Hiçbir endişeye, şüpheye yer bırakmayacak şekilde net söylüyorum. O benim çok güzel, çok değerli modern tıp bilim insanlarımla o kardeşimin şifasının kalıcı olarak her zaman ayda bir kere hastaneye gidip de kan vermek durumundan kurtulması çok kolay, çok mümkün. Baktığınız zaman arka planında esas sebebin, kökeninde yer alan sebebin negatif enerji olduğunu görüyorsunuz. Negatif enerji öyle bir şeydir ki inanın ki birçok hastalığın kökenidir, sebebidir. Hani şöyle bir örnek veririz. Sivrisinekleri teker teker bulup öldürmeye çalışabilirsiniz. Elinize bir sivrisinek ilacı alarak ya da elinizdeki bir sopayla böyle vurup öldürmeye çalışabilirsiniz. Evet, vurduğunuzda öldürürsünüz o sineği. Peki hep derler ya bataklığı kurutmak önce gerekir. Bataklık kuruyunca sivrisineğin üremesi yok olacak. Dolayısıyla da daha güzel sivrisineksiz bir evde ya da ortamda yaşar hale geleceğiz. Artık sivrisinekler bizi sokmayacak. Bu örnek her şeyi anlatıyor. Negatif enerji
yok edilmeden hastalıklarla mücadele etmeye çalışmak ilaçlar yoluyla inanın zaman kaybı. Hatta sadece zaman kaybı da değil, hücre kaybı. Neden? Benim o canım doktorlarım da çok iyi bilirler ki o ilaçlar aynı zamanda bir sürü yan etkileri olan konular. Onlar da çok iyi biliyorlar ama diyorlar ki biz o yan etkiyi biliriz ama ona kabul edilebilir zarar diyoruz. O ilaç kullanılmadığı takdirde daha çok oluşacak olan bir zarar var. İlacın yan etkisi kabul edilebilir şekilde geliyor. Ve doğru yapıyorlar. Bilim öyle söylüyor ama biz öyle söylemiyoruz. Enerji tıbbında negatif enerji temizliği konusu çok önemlidir. Enerji bedenleri konusu çok önemlidir. Ve bunları biz eğitimlerimizde çok detaylıca anlatıyoruz, paylaşıyoruz sizlerle. Lütfen herkes şu enerji dediğimiz konuda farkındalıklarını kazansın, eğitimlere gelin. Orada çok güzel farklı şeyler söylüyoruz. Birçok konuda ezberleri bozuyoruz. Bunu seviyoruz böyle yapmayı. O ezberler bozulmadan hayat güzelleşmiyor sevgili canlar. Bozulması gerekiyorsa bozulmalı. Ücretsiz çakra, bununla başlasın herkes. Takip edin Angels Akademi'den. Her ay bir kere mutlaka yapıyoruz ve 500 kişimizi, 500 canımızı o enerji farkındalığını ilk adım olarak o çakra eğitiminde kazandırıyoruz ve hedefliyoruz. Çok şükür Rabbime bugüne kadar muhteşem bir şekilde verdik. Bundan sonra da o izin verdiği sürece de hiç bırakmayacağız. Evet hocam. Evet, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Sizleri seviyoruz. Evet, cuma günü su ne yapacağız? Meditasyonu vardı değil mi? Su meditasyonunda su yüklemesi yine olacak ama konu ne olacaktı hocam? Konuyu konuşmuştuk aslında. Ne demiştik? Vallahi hangi konuydu? Sanıyorum hocam, evlenmekle onu... ilgiliydi. Değil mi? Evlenemeyenlerin evlenmesi ve eşler arasındaki sevgi bağlarının güçlenmesi. Evet, evlenemeyenlerin, evlenememesinin önündeki engellerin yok edilmesi ve evlenmiş ve bir arada olan çiftlerin de aralarındaki o sevgisizliğin sevgiye dönüşmesi. Ya da sevgilerinin daha da güçlenmesi. Evet, bu bir bağlama çalışması değil. Sakın kimse öyle anlamasın. Bağlama yapmak günahtır. Ama biz yuva kurtarmaktan, o kutsal sadece olan yuvayı kurtarmaktan enerji alanını bahsediyoruz. Aktive etmek herhangi başka bir şey değil. Evet. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Evet, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Cuma günkü canlı yayınımızda herkese haber verin. Bu çok önemli konuyu. Lütfen haber verin. Öyle bir katılım olsun ki, öyle çok katılalım ki, binin üstüne çıkalım bir kere katılımcı sayısında. Herkes dostlarına haber versin. Çünkü bu konuya herkesin ihtiyacı var. Her ev sevgiyi hak ediyor. Hoşça kalın sevgili canlar. Tekrar.